Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine yeniden sunacağız, dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Kahovka Elektrik Santrali'ne, HES, yönelik saldırı nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlayarak, bu gece, Kiev regimi yeni bir terör suçu daha işledi ve Kahovka HES'e ait yapılar havaya uçuruldu, dedi. Ukrayna'daki Kahovka Barajı ve Elektrik Santrali'nin, HES, bombalanarak yıkılması nedeniyle yeni Kahovka şehri sular altında kalırken, vatandaşlar bölgeden tahliye ediliyor. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dnieper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca karayollarında, demir yollarında, hava yollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu proveleri tamamlanacak, demir yolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG üyesi bir teröristin teslim olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi. Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kasaptaşı Parkı'nda Sıfır Atık Farkındalık etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5 Haziran Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, çocuklara erken yaşta çevre bilincinin aşılanması gerektiğini ifade etti. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hürriyet Mahallesi'nin kangrenleşen tapu sorununu çözüme kavuşturdu. İlk tapuyu hak sahibi İsmail Bilen'e takdim eden Başkan Ekinci, Hürriyet Mahallemize, Viranşehirimize hayırlı olsun dedi. Şanlıurfa'da hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek olan 262 kişilik kafile Vali Salih Ayhan tarafından uğurlandı. Aliliye Belediyesi, ilan reklam, çevre temizlik ve emlak vergilerinde yapılandırma fırsatının 30 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.